Acı Badem sağlıklı yolculuklar diler. 11 ülkede tek sim kart fırsatıyla sim kart değiştirme zorunluluğuna son. Cepnet hayırlı yolculuklar diler. Günlerce süren bir yolculuk. İçinden geçilen birçok ülke. Hedefte ana yurdumuz Türkiye var. Adım adım Sıla yolu başlıyor. Radarları bol. Ana yurdumuz, gözümüzün bebeği Türkiye'mize varma adına yine kat ediyoruz yolları. 11 ülkeden biri olan ve ikinci durağımız Slovenya, sadece güzel manzaraları ve tarihi şehirleriyle değil, aynı zamanda mükemmel ulaşım olanaklarıyla da ünlüdür. Slovenya'nın yolları kaliteli ve bakımlı olup, ziyaretçilerin ülke içinde rahatça seyahat etmelerini olanak sağlamaktadır. Ancak Slovenya'nın yollarını kullanmak istiyorsanız vinyet satın almanız gerekmektedir. Maribor üzerinden Slovenya'ya 2 saat 30 dakikada ulaşıyorsunuz. Biz Slovenya'ya Maceli sınır kapısından giriş yapıyoruz. Avrupa Birliği üyesi olan Slovenya aynı zamanda Schengen ülkesi. Avusturya'dan girişte gümrük ya da pasaport kontrolleri yok. Vilah'tan girişte sınırda bazen rutin denetlemeler olabiliyor. Polis sadece aracın içine şöyle bir göz atıp devam edin diyor. 2 milyon nüfusu Slovenya, Euro bölgesinde ve Avrupa para birimi Euro geçerli. Slovenya'da iki ayrı güzergah var. Bunlardan ilki Vila, Karavanken, Ljubljana, Novo Mosto, Obrežje sınır kapısı, Zagreb, Hırvatistan istikameti. Diğeri ise Graz, Šentilje sınır kapısı, Maribor, Grzkovje sınır kapısı, Macar sınır kapısı Zagreb, Hırvatistan attı. Benzin fiyatları Avusturya'dan çok daha ucuz. Benzin fiyatları bu yıl litre başına 1.549 euro, dizel fiyatları litre başına 1.462 euro civarlarında. Bunun dışında Slovenya'da herhangi bir değişiklik yok. Boydan boya Hırvatistan sınırına kadar otoban olan Slovenya, çok rahat yolculuk yapılan ülkelerden bir tanesi. Otoban kenarlarında yeni ve çok güvenli tuvaletleri temiz, modern dinlenme tesisleri bulunuyor. Dinlenme tesislerinde Wi-Fi bedava. Radarları bol. Slovenya, Avusturya gibi radarları bol olan bir ülke. Vilah üzerinden Slovenya'ya yaklaşık 5 km uzaklıkta. Sabit radarın yanı sıra trafik polisi de radarı otoyol boyunca hızlı kontrol etmek için kullanıyor ve herhangi birinin hız sınırını aşmasını engelliyor. Cezayı derhal nakit olarak öderseniz sizden pay ücreti alınacaktır. Cezayı hemen ödemezseniz polis belgelerinize el koyacaktır. Ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan bir trafik kazası olması durumunda sürücü hakim tarafından yargılanıyor. Girişte vinyet almayı unutmayın. Slovenya'da önceki yıllarda otomobil sınıfına giren araçlar için yeni bir kategori oluşturuldu. Vinyetlerde artık bu iki kategori üzerinden satılıyor. İki ayrı kategoride satılan vinyet ücretleri ise şöyle. 2A kategorisi fiyatları. Haftalık vinyet fiyatı 16 euro, aylık vinyet fiyatı 30 euro, yıllık vinyet fiyatı 110 euro. 2B kategorisi fiyatları. 3,5 tonluk 1,5 metre sınırını aşan araçların vinyet fiyatları. Yıllık 220 euro, aylık 80 euro, 7 günlük 40 euro. Motosikletler için ödenmesi gereken vinyet ücretleri de bu sene yapılan zamlardan nasibini aldı.
Bu kategoride aylık vinyetin fiyatı 25'ten 30 euroya, yıllık vinyetin fiyatı ise 47-50 eurodan 55 euroya yükseldi. Slovenya'da vinyet kontrolleri otomatik vinyet kontrol sistemi tarafından yapılıyor. Bu gişelerde yapılan otomatik kontrollerde vinyetsiz araçlar otomatik olarak merkeze bildiriliyor. Avusturya'yı Slovenya'ya bağlayan Karavanke Tüneli'nin geçiş ücreti 7.80 euro. Hız limitine dikkat! Slovenya'da yerleşim yerlerinde hız limiti 50 km, şehirler arası normal yollarda 90 km, karayolunda 100 km, otoyolda ise 130 km. Trafik cezaları 60 euro ile 500 euro arasında değişiyor. Cezanın 8 gün için ödenmesi durumunda miktarın yarısı alınıyor. Ölümcül kazalarda sürücü mahkemeye çıkarılıyor. Avrupa Birliği gümrük kuralları uygulanıyor. Slovenya sınır kapılarında, Avusturya-Slovenya, Slovenya-Hırvatistan sınırlarında bu yıl her ne kadar gümrük kontrolleri kalkmış olsa da Slovenya'da Avrupa Birliği gümrükler yasası geçerli. 10 bin euronun üstündeki nakit paranın sınırda beyan edilmesi gerekiyor. Altın takı gibi 175 euro üzerindeki yeni alınmış ziynet eşyaları da gümrüğe tabi. Türkiye'den dönüşte Slovenya Schengen bölgesine giriş kapısı olduğu için sıkı kontroller var. Evet sevgili dostlar, gördüğünüz gibi bu otomatlardan ister Avusturya için ister Slovenya için vinyetlerinizi alabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Evet, kartınızı alıyoruz ve vinyetimiz görüyoruz sevgili dostlar. Vinyetimizi aldık, önümüze devam ediyoruz sevgili dostlar. Sıla yolu hikayeleri Almanya, Avrupa, Belçika, Hollanda ve Avrupa'nın birçok ülkesinde ikamet eden vatandaşlarımız arasında, Avrupa arasında, Türkiye arasında 1960'lardan beri Sıla yolu, adı Sıla yolu, uzun yol. Onlarca geçilen ülke, binlerce kilometre kat edilen yol. Sıla yolu hikayeleri Almanya ve Avrupa, Türkiye arasında Avrupa'da ikamet eden 1960'lardan bu yana gurbetçiler tarafından kullanılan karayolu güzergahında yaşanan hikayeleri anlatacağız sizlere. Biz bu yolda hikayeler yazmak için çıktık. Biz bu yolda hikayeleri yazmaya devam edeceğiz. Dedim ya, anlatacak daha çok hikayemiz var. Savaşı, eyvah neye yarar, ah neye yarar. Kaybettim aşkımla olan savaşı, eyvah neye yarar, ah neye yarar. Düğün takıları ve ziynet eşyaları getirmeyin. Gümrükte yakalanan düğün takılarına Slovenya el koyuyor. Pastırma, sucuk, peynir gibi et ve süt mamulleri, veterinerden aşı kağıdı olmayan ev hayvanları ve uyuşturucu maddelerin ülkeye sokulması yasak. Sınırda Türkçe levhalar buna karşı uyarıyor. Eksik belgelerle yola çıkanlar var. Ljubljana Büyükelçiliğinden alınan bilgide süresi geçmiş pasaportla yola çıkanların yolda çok büyük sorun yaşayacağı uyarısına bulundular. Vatandaşların yolda sorun yaşamaması için en başta pasaport sürelerini kontrol etmeden yola çıkmamalarını tavsiye ettiler. Yetkililer ayrıca Slovenya için vinyet almayı ihmal etmesinler. Trafik kurallarına uyusunlar. Dinlenerek yolculuk etsinler. Slovenya'da polis trafik suçlarında belgelere el koyuyor. Dil sorunu yaşanıyor.
trafik kurallarına uyduktan sonra Slovenya'da yolculuk çok rahat ve güvenli dediler. Maribor'da Pohorje Dağı'nın eteklerinde yeni açılan Türk Oteli Hotel Pohorje'ye akşam saatlerinde ulaşıyoruz. Butik Otel Pohorje, Pohorje Dağı'na yaklaşık 500 metre uzaklıkta güzel bir konuma sahip. Otel Pohorje'de kendimizi evimizin rahatlığında gibi rahat hissediyoruz. Acı Badem sağlıklı yolculuklar diler. 11 ülkede tek sim kart fırsatıyla sim kart değiştirme zorunluluğuna son. Cepnet hayırlı yolculuklar diler. Acı Badem Sağlık Grubu'nda güzelliğinizi ön plana çıkarıyor, sağlığınızı tam anlamıyla kucaklıyoruz. Estetikten ortopediye, kardiyolojiden nörolojiye geniş branş yelpazemizle ilgili deneyimli kadromuzdan bilgi almak için iletişim ofislerimize ulaşabilirsiniz. 11 ülkede tek sim kart fırsatıyla sim kart değiştirme zorunluluğuna son. Sılayolu.com ve cepnet.de işbirliğiyle 11 ülkede geçerli sim kart sadece 2.99 euro. Üstelik 10 euro bakiye hediye. Ay Yıldız sim kart Avrupa Birliği ülkeleri dahil Sırbistan, Kuzey Makedonya ve Türkiye yolunda sim kart değiştirme zorunluluğuna son veriyor. Artık Sılayolu'nda internetsiz kalmayacaksınız. Hemen siparişinizi verin, bu fırsatı kaçırmayın. Cepnet hayırlı yolculuklar diler. Yardım paketleriyle yolda kalmazsınız. 7/24 profesyonel destek. Kaza veya arıza noktasına uzman ekip gönderimi. Aracın onarılması, çekilmesi, rent-a-car ikame araç temini, onarım takibi, oto çilingir yardımı, yanlış yakıt yardımı, otel organizasyonu, uçak bileti ve ulaşım organizasyonu. Ağır kaza ve büyük arızalarda ücretsiz geri dönüş uçak bileti. 7/24 acil yol yardımı. Sılayolu güzergahında Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan ve Türkiye'nin 81 ilinde Euro Türk Assist pratik yol yardım hizmetlerinden faydalanmak için hemen üye olun. Anında yardım, uygun fiyat, %100 garantili hizmet. www.euroturkassist.com. Bizimle yolda kalmazsınız. Edirne'de evinizde gibi hissedeceğiniz konforlu bir otel sizleri bekliyor. Merkezi konumu, zengin kahvaltısı, 7/24 güvenlikli otoparklarımız ile siz değerli misafirlerinizi ağırlamaktan memnuniyet duyarız.
Acı Badem Sağlık Grubu'nda güzelliğinizi ön plana çıkarıyor, sağlığınızı tam anlamıyla kucaklıyoruz. Estetikten ortopediye, kardiyolojiden nörolojiye geniş branş yelpazemizle ilgili deneyimli kadromuzdan bilgi almak için iletişim ofislerimize ulaşabilirsiniz. Acı Badem sağlıklı yolculuklar diler. 11 ülkede tek sim kart fırsatıyla sim kart değiştirme zorunluluğuna son. Cepnet hayırlı yolculuklar diler. Slovenya, Maribor, Pohorje otelindeyiz. Dün sabah 4.30'dan başlayan yolculuğumuz dün gece akşam saatlerinde, gece saatlerinde Pohorje otelde son buldu. Ve burada ilk molamızı verdik sevgili dostlar. Doğanın içinde tertemiz, oksijeni bol bir hava. Gerçekten burası aynı zamanda bir dağ, Pohorje Dağı. Ve Pohorje Dağı'nın eteklerine kurulmuş bir kent Maribor. Ve hemen eteğinde de Pohorje Dağı'ndan adını almış Butik Otel Pohorje değil sevgili dostlar. Evet, yanımızdan çok değerli iş adamı kardeşimiz Ömer Bey var. Ömer Bey, merhabalar efendim. Merhaba Sezai Bey, hoş geldiniz. Kısaca bir tanıyalım. Ben Ömer Büyüktaş, yaklaşık 5 yıldır Maribor'da yaşıyorum. Slovenya Maribor'da. Son 2 yıldır otel işletmeye başladık. Yatırımcılarımız Türkiye'de. Biz eşimle birlikte buradayız. Ondan sonra otelimizi açtık. Ondan sonra bir renovasyon yaptık. Ciddi bir renovasyon yapıldı. Sağ olsunlar yatırımcılarımız önem verdiler. İyi hizmet verebilmemiz için burada. Ondan sonra başladık. Güzel gidiyor. Sağ olun siz de bizi tavsiye ettikten sonra insanlar çok ilgi de gösterdi. Yazdılar bize, bizden bilgi aldılar. Ondan sonra konaklayan insanlar da oldu burada. Memnun kaldılar, geldiler, burada konakladılar. Zaten otelimiz Slovenya Maribor'da, Slayolu geçiş güzergahında yer alıyor. Otobana 5 dakika mesafede, 5-10 dakikada buraya ulaşabiliyorsunuz. Gerçekten sevgili dostlar, otel harika bir yerde, harika bir konumda. Oksijeni bol, akşam geldik, inanın yorgunluktan kendimizi yatağa nasıl attığımızı bilmiyoruz. Öyle bir derin uyku çekmişik ki sabahleyin bir kalktık. Böyle sabah kalkar kalkmaz hemen balkonlar da var. Balkona çıktık. Şöyle bir enerji depoladık. Temiz havayı çektik. O 2 dakika solumamız bize yetti. Havayı almamız bize yetti. Adeta böyle sanki oksijen çarpılmasına vurulduk gibi bir şey oldu. Gerçekten ciğerlerimizi de buradaki oksijenle bol bol doldurduk. Güzel bir uykudan sonra sabah kalktık. Güzel bir kahvaltıdan sonra da burada sohbet eşliğinde Ömer Bey'le biraz sohbet edelim dedik. Ve otelimiz hakkında bilgiler alalım dedik. Artık evet yaz da geldi, bahar da geldi. Ne güzel şöyle güneşli bir ortamda burada kahve içerken çok da güzel bir sohbetimiz olacak inşallah. Evet, buraya otel açmak nereden aklınıza geldi? Bu arada siz Türkiye'den yerleştiniz. Burada bir yatırım yaptınız değil mi? Biz 5 yıl önce eşimle birlikte buraya geldik. Buraya bir yatırım yaparak geldik. O şekilde bir çalışma izinlerimizi aldık. Ondan sonra bir 3 yıl kadar falan eşimle birlikte biz bir restoran işlettik, Türk restoranı. Ondan sonra akabinde yatırımcılarımızla tanıştık. Kendileriyle bir işbirliği yapmaya karar verdik. Kendileri Türkiye'de yaşıyorlar, Ankara'dalar. Biz buradayız. Buraya işletme hizmeti veriyoruz ondan sonra. İşte şimdi restoranımız ve barımız da açıldı. Ondan sonra bahçemizi açtık bu şekilde açık havaya, havalar güzelleşince vesaire. Ondan sonra o şekilde başladık. Güzel gidiyor. Ondan sonra yabancı misafirlerimiz de çok var. Avusturya'dan, Hırvatistan'dan, Sırbistan'dan gelen, Polonya'dan gelen. Kışın genelde kayak turizmi burada çok meşhur. Pohorje Dağı da zaten kayak pistinin olduğu bir dağımız. Kayak sporu için gelen misafirlerimiz oluyor kış mevsiminde.
bahar aylarında ve yaz mevsiminde daha çok dağ bisikletine çok fazla burada talep var. Dağ bisikleti yapmak için geliyorlar. Gene burada dünyanın en tehlikeli bisiklet şeylerinden bir tanesi, evet, var değil mi? Evet, bisiklet platformlarından bir tanesi var burada. O yüzden çok ilgi görüyor burası. Onun dışında doğa yürüyüşleri olsun, trekking olsun vesaire, o tarz sporlar için gelenler var. Maribor'da turnuvalar düzenleniyor, spor turnuvaları. Mesela bu sene gene voleybol turnuvaları var. O yüzden sporcularımız falan çok geliyor buraya, gösteriyorlar. Ondan sonra o şekilde. Ben gene daha önceki görüşmemizde de otelimizi tanıtmıştım. Gene şöyle ufak bir bilgi vereyim. Bizim 18 odamız var. 14'ü çift kişilik oda, double oda. 4'ü aile odası. Ondan sonra double odalarımızı, çift kişilik odalarımızı ek yatak açarak 3 kişilik hale getirebiliyoruz. O şekilde konaklanabiliyor. Ondan sonra siz bizi tanıtımımızı yaptıktan sonra şöyle bir şeye dikkat ettim ben. Takipçileriniz fiyat tabii ki soruyor haliyle, fiyat ne kadardır diye. Ondan sonra yani tabii ki bir fiyat verilebilir. Mesela ben bugün için bir fiyat vermek istersen, bugün konaklarlarsa şu an 80 euro örnek veriyorum. Booking'de biz 100 euroyuz. Booking'ten daha indirimli bir fiyat veriyorum. Ayrıca bir Slayol'un %10'luk indirim var. Onu da eklediğim zaman şu an 80 euro bir fiyat verebilirim. Ama tabii ki bu röportajdan sonra kalkıp Temmuz ayında gelinip hani 80 euro demiştiniz şu an niye böyle? Tabii ki böyle bir durum olabilir. O yüzden bizim tavsiyemiz lütfen geleceğiniz tarihi bize belirtin. Telefon numaralarımız, iletişim bilgilerimiz zaten var portalınızda. Oradan ulaşırlarsa hem kişi sayısına göre de olsun fiyatlarımız değişkenlik gösteriyor. Ama şu an başlangıç fiyatımız 80 euro konaklama için. Bir de bir şeye dikkat ettim. Biraz bir güven sıkıntısı var galiba. Yani şu şekilde diyorlar ki ya gittiğimiz zaman Türklerin oteli iki katına çıkar vesaire diye fiyat. Ben buna biraz şaşırdım açıkçası. Yani öyle bir şey tabii ki mümkün değil. Yani bunun çok basit bir teyit yolu da var. Dediğim gibi biz Booking gibi büyük bir firmayla da çalışıyoruz. Yani aldığınız fiyat, bizden aldıktan sonra fiyatı Booking'ten de zaten teyit edebilirsiniz. Yani hani kontrol babında eğer güvenmiyorsanız, o şekilde aklınızda bir soru işareti varsa. O biraz garip geldi bana ama dediğim gibi bu şekilde. Direkt bize ulaşmalarını tavsiye ederim. Evet, yani. Tabii maalesef şöyle bir durum var. Bizim Avrupa Türklerimiz, Avrupalı vatandaşlarımız, yani yolcularımız zaman zaman tabii ki bazı olumsuz şeyler yaşıyorlar. Ama bunu genelleme yapmak yanlış olur. Evet, kesinlikle tabii genelleme yapmak. Yanlış olur. Önceden fiyat alacaksınız, önceden şey yapacaksınız. Bakın Ömer Bey gerçekten kendisine teşekkür ediyorum. Açık açık konuştu arkadaşımız. Ben de şunu diyorum arkadaşlar, bakın. Eğer biz bir şeyi tavsiye ediyorsak, bir yeri tavsiye ediyorsak mutlaka gidiyoruz, inceliyoruz, yerinde görürüz. İçimize siniyorsa onu tavsiye ediyoruz sizlere sevgili dostlar. Ve buraya da geldik, emin olduk. Yani burada konum açısından, otelin hijyen açısından, ayrıca her şeyi de helal kesim. Yani yemekleri de helal kesim. Baktık, gördük, yerini inceledik ve hakikaten de içimize sindi. Ondan sonra dedik ki biz burada bu otelde çalışabiliriz ve bu oteli de gönül rahatlığıyla vatandaşlarımıza, yolcularımıza tavsiye edebiliriz dedik. Eğer biz bir şeyi tavsiye ediyorsak bunun arkasında slayo.com güvencesi vardır sevgili dostlar. Sizler de biliyorsunuz. Ben her zaman şunu söylüyorum. Memnuniyetinizi dostlarınıza, şikayetinizi bizlere iletin. Biz bilelim ki gerektiğinde yönetime de bunu iletiriz. Herhangi bir şey varsa mutlaka düzeltilir. Yanlış anlaşılmalar olur ama bunları diyalog içerisinde yapabiliriz sevgili dostlar. Bize iletirseniz şikayetlerinizi, biz de şikayetleri Ömer Bey'e iletiriz. Evet Ömer Bey, teşekkür ediyorum. Hakikaten dün akşam geldik. Bayağı bir yorgunluk dün. Evet. Ben Dortmund'dan çıktım. Birkaç yere uğradım. Toplamda 1200 km yapmışım sevgili dostlar. Bir gün içerisinde 1200 km yapmışım. Bunun içerisinde tabii ki 3 yerde duraklama vardı. 3 yerde en az bir 2'şer saat oyalandım. Ama çok şükür akşam geldiğimde de hemen girdik, dinlendik ve bu sabah da kalktık dinç bir şekilde. Temiz oksijenle güzel bir kahvaltı eşliğinde. Kahvaltımızı ettikten sonra da burada bu güzel güneşli havada böyle güzel bir sohbet ediyoruz. Yani şöyle bir şey de tavsiye edebilirim. Sizin haber sitenizden de takip ediyorum Slayol'undan. Tatsız bir takım olaylar olabiliyor yollarda. Allah kimsenin başına vermesin tabii ki. Özellikle bu petrol ofislerinde, dinlenme alanlarında, araç içinde uyurken vesaire, çanta çalınması, işte arabayı bozma vesaire, bu tarz tatsız olaylar oluyor ve siz takipçilerinizi uyarıyorsunuz sürekli. Onlara da takip ediyorum.
Bu sadece bizim otel için geçerli değil. Hani genelde tavsiyem şudur ki hani can ve mal kaybını önlemek için insanlar dinlenerek giderse, bu konaklama da şart değil. Bakın evet, burada bahçemiz var. Gelin arabanızı park edin. Ayaklarınızı uzatın, oturun. Gelin bir çay içelim. 3-4 saat dinlenin. Konaklamak zorunda da değilsiniz. Bir tanışırız, merhaba deriz. Evet. Bir sonraki sefere denk geliriz. Evet. Olabildiğince dinlenerek, bir an önce varayım vesaire gibi düşünmeden, dediğim gibi ve petrol ofisleri, galiba siz daha iyi bilirsiniz yollarda olduğunuz için, oralarda çekip arabayı gece özellikle dinlenmelerde bir takım tatsız şeyler yaşanabiliyor. Bunları önlemek için Sırbistan olabilir, Bulgaristan olabilir, yani konaklayarak, dinlenerek vesaire gitmelerini tavsiye ediyorum. Herkese güzel bir sezon olsun. Can sağlığıyla, kazasız belasız inşallah. Adım adım Sıla'da 2024 programından neredeyse dostlar. Evet, gezelim görelim bölümünde şimdi sizlere Maribor'u gezdireceğiz. Hadi bakalım hep birlikte Maribor'u gezelim. Otel Pohorje'de kendimizi evimizin altında gibi rahat hissediyoruz. Otel Pohorje, güzel manzarası ve doğayla iç içe oksijeni bol olan bir tatil cenneti. Gece güzel bir uykudan sonra sabah güzel bir kahvaltı ederek teleferikle Pohorje Dağı'na çıkıyoruz. Burada kışın kayak yapmayı deneyimleyebilir, birçok ilgi çekici yerleri ziyaret edebilirsiniz. Yazın da ayrı bir güzelliği olan Pohorje'de yolculuğunuz sırasında dinlendirici bir yolculuğun ve tatilin keyfini çıkarabilirsiniz. Şimdi sizleri Pohorje Dağı'nın güzel manzarasıyla baş başa bırakıyoruz. Ben İsmet Erek, İstanbul'dan geldim. Oğlumuz burada okuduğu için ziyaretine geldik. Oğlumuz vasıtasıyla da buranın güzel bir turistik yer olduğunu bildiğimiz için dedi tepeye bir çıkalım, bir tepeden Maribor'u görelim dedi. Geldik, ziyaret esnasında sizlerle karşılaştık. Türkçe konuştuğunuzu görünce nereli olduğunuzu sorduk. Dolayısıyla tanışma da iyi bir şeye vesile oldu. Evet, çok da güzel bir şeye vesile oldu gerçekten. Evet, evet. Bizim rahmetli Fevzi Şilik abimizin tanıdıkları, yakınları çıktı efendim. Evet. Kendisi dünya ne kadar büyük olsa da çok küçük derler ya, o gerçekleşti evet, burada. Nerelisin derken, nerelisin derken neredeyse akraba çıkacaktık yani. Aile dostlarımızdan, akrabalarımızdan birisiyle tanış olduğunuzu öğrendik. Dolayısıyla bundan da mutluluk duyduk yani. Sizler de çok güzel bir şeye vesile oluyorsunuz. Bu gurbet yolunun kurucularından olduğunuzu söylediniz. Almanyalıyım deyince ben 65'li yıllarda mı gittiniz dedim. Evet, 72 yılında gittim deyince benim dayımı hatırladım. Dayım da aynı dönemlerde Almanya'ya gitmiş idi. O kuşaktan olduğunuzu tahmin ettim. Dolayısıyla bizim gurbetçilerimiz eski Yugoslavya üzerinden, Bulgaristan üzerinden çok kere geldiklerini, hani bir tabir vardır, teypler ellerinde, işte arabalar ellerinde, dayım da öyle yapardı. Güzel arabalarla geldiğini gördük, şahit olduk. Dolayısıyla bize bir anıyı hatırlattı sizin burada olmanız. Çok memnun oldum, çok teşekkür ederim. Pohorje o kadar hoşumuza gidiyor ki burada 2 gün kalmaya karar veriyor, ertesi gün Maribor kentini geziyoruz. Maribor'un meşhur lokantası Baş Çarşı'da dana kıymasından yapılan boşnak köftesinin tadına bakıyoruz. Maribor'da dünyanın en eski asma bağı olan Old Vine'i de ziyaret ediyoruz. Bu asmanın 400 yılı aşkın bir süredir Drava Nehri boyunca uzanan surların çevresinde büyüdüğünü, 2004'ten beri Guinness Rekorlar kitabında kayıtlı olduğunu öğreniyoruz. Sizleri Slovenya'nın bu eşsiz manzaralarıyla baş başa bırakıyoruz. Şehir içerisinde gezi turumuzu tamamladıktan sonra otelimize geri dönüyoruz. Ertesi sabah erken kalkarak yolcu yolunda gerekiyor ve Sıla yolunda yolculuğumuzu Hırvatistan üzere devam ediyoruz. We'll be right back.
sevmedik kara sevdayı? Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi? Hangimiz bir kuytu köşe başında bir vefasız için yol gözlemedi? Hangimiz düşmedik kara sevdaya? Hangimiz sevmedi çılgınlar gibi? Hangimiz bir kuytu... Büyükelçilik iletişim bilgileri: Türkiye Cumhuriyeti Lübliyana Büyükelçiliği. Adres: Livarska 4, 1000 Lübliyana. Telefon: +386 1 236 4150 veya 51. Fax: +386 1 436 5240. İnternet adresi: www.lubliana.be.mfa.gov.tr. Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi. 7/24 açık. +90 312 292 2929. Evet, adım adım sınırlı 2024 programından neredeyiz? Hırvatistan'dayız sevgili dostlar. Az önce Slovenya'yı terk ettik, Hırvatistan'a giriş yaptık. Artık biliyorsunuz Slovenya ile Hırvatistan arasında herhangi bir sınır kontrolü yok sevgili dostlar. Transit geçiyorsunuz. Bu da bu yolculuğun en büyük taraflarından bir tanesi. Evet, şimdi istikamet Bajakova, Hırvatistan, Sırbistan sınır kapısını sevgili dostlar. Evet, kaldığımız yerden yolumuza devam ediyoruz. Acı Badem Sağlık Grubu'nda güzelliğinizi ön plana çıkarıyor, sağlığınızı tam anlamıyla kucaklıyoruz. Estetikten ortopediye, kardiyolojiden nörolojiye geniş branş yelpazemizle ilgili deneyimli kadromuzdan bilgi almak için iletişim ofislerimize ulaşabilirsiniz. 11 ülkede tek sim kart fırsatıyla sim kart değiştirme zorunluluğuna son. Slayolu.com ve cepnet.de işbirliğiyle 11 ülkede geçerli sim kart sadece 2.99 euro. Üstelik 10 euro bakiye hediye. Ay Yıldız sim kart Avrupa Birliği ülkeleri dahil Sırbistan, Kuzey Makedonya ve Türkiye yolunda sim kart değiştirme zorunluluğuna son veriyor. Artık Slayolu'nda internetsiz kalmayacaksınız. Hemen siparişinizi verin, bu fırsatı kaçırmayın. Cepnet hayırlı yolculuklar diler. Acı Badem sağlıklı yolculuklar diler.
11 ülkede tek sim kart fırsatıyla sim kart değiştirme zorunluluğuna son. Cepnet hayırlı yolculuklar diler.